Eskişehir öğrenci kenti biliyorsunuz. Yaklaşık 160 bin aileleriyle birlikte de 200 bin kişiye hitap eden bir şehir. Eylül ayında üniversitelerimiz açılmadı. Açık oldukları zaman alışveriş olurdu. Yani öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda aileleri gayrimenkul alırdı, kiralama yaparlardı. Birinci sebebi bu. İkinci sebebi COVID hastalığından dolayı insanların biraz önce söylediğimi tekrar şehrimize gelmemesi. Üçüncü sebebi Eylül ayı için bakacak olursak kredi faiz oranlarının tekrar artması piyasaları adeta durdurdu diyebiliriz. Artık insanlar kredinin yükseldiğinden dolayı kredi kullanmıyorlar. Tekrar bir kredilerin aşağı doğru çekilmesi yönünde bir beklentiler var. Bundan dolayı Eylül ayı Eskişehir için çok durağan geçti. Bunun çözülebilmesi için üniversitelerimizin tekrar hocalarımızın, 3 tane üniversitemizin hocalarımızın tekrar bu kararı gözden geçirmeleri gerekir. Baktığımızda öğrencilerin kafelere gidildiğini, artık ilkokul çağındaki, orta öğretim çağındaki okulların açıldığını görüyoruz. Tekrar üniversitenin bir hocalarımızın değerlendirme yaptıktan sonra okulların tekrar açılmasıyla birlikte Eskişehir'deki ticaret hayatı hareketlenecektir diye düşünüyorum. Bütün sektörlerde olduğu gibi bizim sektörümüzdeki gayrimenkul danışmanlara, meslektaşlarımıza zarar oldu. Bu durumda kirası yüksek olan, gelir ve giderini karşılayamayan meslektaşlarımızdan kapatanlar oldu. %10 civarında meslektaşlarımızdan bu COVID sürecinde giderlerini yüksek olan, gelirlerini karşılamayan üyelerimizden kapatanlar oldu. Tabii arz ve talep dengesi değiştiği sürece tekrar üyelerimizin giriş yapacaklarını tahmin ediyorum.